Çeneni eşek araları soksaydı da konuşmasaydım yani hepimiz kurtulsaydık. Yine boş boğazlık ettim, üzdüm Meryem ablayı ya. Ne yapsam, gitsem konuşsam mı? Dur sen. Konuşurum ben. Ben de bir bardak su alayım. Yo yo yo. Harika Hanım. Bende var. Hem zaten benim size sormak istediğim sorularım var. Ne soracaksın? Bilmem. Sizin gibi böyle genç, başarılı, yetenekli bir avukata ne sorsam vallahi bilemedim. Çok merak ediyorum. Hani böyle şey, yok mu böyle bir boşanma davası falan böyle? Hı? Boşanma değil benim anlatacağım. Ama arkadaşlarınız vardır o zaman. O alanda çalışan yok mu böyle filmlik milimlik bir şeyler, anlatın. Çok merak ediyorum ben. Var, var tabii Şebnem'cim. Ben sana bir gün uzun uzun anlatırım. Sen hiç merak etme. Şimdi ben bir gideyim, atıştıracak bir şeyler alayım kaynacıkta. Harika Hanım, Harika Hanım. Olur mu öyle şey? Ben burada aldım size. Glutensiz, mülütensiz her şey var vallahi. Hangisini isterseniz artık. Ne diyorduk? Afiyet olsun. Sen miydin? Ben de çay mı kahve mi içsem karar veremedim de. Ve ağrı kesici sonra yaparsın kahveyi. Önceden az şekerli Türk kahvesi yapardım. İçine de bir çeyrek limon sıkardım. Ablam hala yapıyor yani. Migren için iyi geliyormuş. Vuslat ablaya da tek faydam bu galiba. İyi bari. Meryem. Bak az önce... Şebnem'le çıkacaktık biz. Geç olmasın, beklettim kızı. Görüşürüz. Çıkalım mı Şebnem'cim? Adliyeye gidecektik, geç olmasın. Madem. Başka zaman Harika Hanım, biraz daha konuşuruz. Ağzımızdan da lafı kerpetenle aldık ama... Olsun, iyi anlattınız. Sen iyi misin? Vesikalık çektirmeyi unutmayın. Sen de tabii. Çektirelim de neden abi? Evraklar için lazım. Ay önceden bir haber verseydiniz, bir saçıma başıma bir fön çektirseydim hazırlıksız yakalandım. Yarışmaya katılmıyorsun Şebnem, resmi evraklar için diyorum. Sen halinde güzelsin Şebnemciğim. Hadi çıkalım.